Saat 9 tekrar birlikteyiz sevgili seyircilerimiz. Basının gündemiyle bu sefer bir konuğumuz var. Gazetelerin manşetlerini, sür manşetlerini, ilk sayfa haberlerini değerlendirecek. Taraf Gazetesi'nin Ankara temsilcisi, meslektaşımız Hüseyin Özay bizimle beraber. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, geldik. iyi yayınlar sevgili Sabah sabah ekranlarda olmak nasıl bir duygu öğreneceğiz senden. <laughs> i̇yi bir duygu <gülüyor> herhalde. <gülüyor> evet. Biz saat 8'de başladık. Ee, sevgili seyircilerimiz de manşet haberlerini, gazetelerin işte ilk sayfa haberlerini filan öyle bir üstünden geçtik. Şimdi seninle daha eee derinlemesine değerlendirme yapalım. Şöyle bir bakıldığında sanki Türkiye'nin asıl gündeminin dışında gibi gazeteler. Şimdi ne ne var Türkiye'nin gündeminde? Çalışmayan parlamento, değil mi? Evet, AYM'nin e, aldığı kararın yansımaları, e, terör. Yani ve ekonomi asıl gündemi. Milletin cebi gittikçe eriyen e, parası. Enflasyonun e, geldiği nokta ortada işsizlik rakamları ortada. 2016 bütçesi kabul edildi ama bütçe dışında sanki her şeyi görüştüler değil mi parlamentoda? Bir de işin o tarafı var. Yani. Şimdi açıkçası Rami Bey, e, meclis bugüne kadar en e, böyle soğuk, duygusuz ve mutsuz bir meclis tablosu ortaya koyuyor. Sadece bu muhalefet milletvekilleri açısından değil, iktidar milletvekilleri açısından da geçerli. Onlar da mutsuz. Yani e, 7 Haziran sonrasında ortaya çıkan o e, yeni e, umut vaat eden bir bah bahar havası e, niteliğindeki meclis tablosunun çok çok artık gerisinde. İnsanlar e, şimdi e, Adalet Kalkınma Partisi iktidar olmuş, yüzde elli oy almış. Yani, e, düşünün ki bugüne kadar belki de en yüksek alınan oylardan birisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. 493. Buna rağmen milletvekilleri tedirgin. Türkiye nereye gidiyor sorusunu aynı şekilde onlar da e, dillendiriyor, onlar da soruyor. Yani yüksek oy oranı ya da fazla milletvekiliyle Türkiye iyi ve doğru idare edilir diye bir kural yok. Bunu muhalefet partileri de ifade ettiler, defaat de Dediler ki yani bu kadar çok oy alsa bile e, Türkiye'yi yönetemeyecekler. Gerçekten Türkiye yönetilmiyor şimdi. Bir de işin o tarafı var. Şimdi 1 Kasım seçimlerinin üzerine bak yaklaşık 4 ay geçti. 4 aylık neredeyse 4 yıl geçmiş gibi. 4 yıl geçmiş ki şu 4 ayın içinde başımıza gelmeyen kalmadı. Evet. Rus Yorum, uçağını mı düşürmedik? yorgun ve güçsüz. E, e, bu ister istemez Türk toplumunda yansıyor. Yani e, o iğme kazanılamadı. Yani e, o reform süreci başlatılamadı. O istikrar sağlanamadı. Sadece hani bu tamam muhalefet partilerin birçok bir hatası vardır, birçok eleştirecek noktası vardır ama iktidar partisi açısından da geçerli. Milletvekillerinde konuştuklarımızı bireysel olarak konuştuklarımızı ya onlar da tedirgin. Ya nereye gidiyoruz? Türkiye nereye gidiyor? Bir parçalanma mı var? Her gün gelen şehit haberleri diğer taraftan insanları tedirgin ediyor. Birçok ocağı artık rutinleşti. Evet. Düşünebiliyor musun? Rutinleşti. Diğer tarafta insanlar psikolojik olarak bunalım da bir canlı bomba tehlikesiyle karşı karşıya büyük şehirlerde insanlar. Herkes tedirgin. Herkes tedirgin. AVM'lere gitmiyorlar. işte toplu taşıma araçlarını bilmemeye tercih ediyorlar. Yani kendilerine has önlemler alıyorlar. Böyle bir ortamda siz %50 oy almışsınız hiçbir şekilde bir anlam ifade etmiyor. Bakın bu süreçte Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde ekonomiye odaklanması gerekiyordu. Yani ön planı alması, sağlık reformunu yapması gerekiyor. Yarım kalmış reformlar. Diğer tarafta aynı şekilde yollarla ilgili birçok sıkıntı var. Yani ekonominin ön planı olması gerekiyordu. Biz ne yaptık? Dört aydır her gün şehit haberi, her gün işte çatışma. İşte biraz önce konuşmuştuk. Üç tane ilçede, üç tane şehir merkezinde yeniden operasyon başlıyor. Nusaybi, Yüksekova ve Şırnak Merkez. Şırnak Merkez. Bunun altını özellikle çiziyoruz. Şırnak Merkez'de PKK yani yıllardır öyle bir yığınak yaptı ki şimdi nasıl yapacaklar bilmiyorum onu. Bir de S trajikomik bir haber e, paylaştık. Kimi e, gazetelerde var. Ya Yüksekova'da e, şey yapılacak, operasyon yapılacak. PKK yığınak yapmış oraya aynı sur gibi, cizre gibi filan. Oraya operasyon başlatılacak. Oradaki Tümen'e 80 tank yollandı dün. İlçenin giriş çıkışları kontrol altına alındı. Ve tören yaptılar, kurban kestiler iyi mi? Niçin biliyor musun? O sanki toplu açılış töreni yapıyorlar. Terör operasyonu yapacaklar. Türkiye'nin bir ilçesine, surda bayrak diktik ya Diyarbakır'ın merkezindeki topraklarımıza bu nasıl bir anlayıştır nasıl bir tavırdır. Vali ile Emniyet Müdürü bir araya geliyor, tören yapıyorlar. Orada da askerler, polisler dizilmiş, tören kıtası gibi. Kurban kesiyorlar. Ne oldu? Yüksekova'ya operasyon yapacağız. O Açıkçası operasyonlar o kadar Nasıl bir zihniyettir, nasıl bir yaklaşım? ki Türkiye'nin gerçekleri haline geldi biliyor musun? Asıl e, bana göre asıl e, korkutucu olan taraf bu. Operasyon başlayacakmış, operasyonmuş, insanların göç etmesiymiş. Birçok insanın orada öldürülmesimiş öldürülmesiymiş, birçok güvenlik mensubunun şehit olmasıymış artık Türkiye'nin rutini haline geldi. Düşünebiliyor musunuz? Üç tane şehir merkezine operasyon yapılacak ve bu törenle yapılıyor. Yani şimdi oradaki insanlar gerçekten de çok zor durumda. Sadece güvenlik güçleri açısından değil, sivil vatandaşlar da var. E, kaçmaya başladılar. Kaçmaya gire. başladılar. Mektuplu adeta e, terör operasyonları. Burada bakın e, Ram Bey, Evet, devletin yıllarda çok büyük bir hataları olmuştur. O insanların kazanılması konusunda ama e, son dönemdeki, özellikle yapılanlara baktığınızda PKK'da e, devletin çok çok katla o insanları ezmek için her türlü şey kullandığını görüyoruz. Yani sadece HDP de aynı şekilde. Bakın Türkiye genelinde yayma girişimlerinden tutun da oradaki insanların e, sokağa dökülmesine, e, diğer taraftan e, PKK'lara destek vermesine kadar birçok konuda e, HDP'nin de suçu var. Bu sürecin yaşanmasında çok büyük suçu var. Sur'da Cizre'de e, işte, sivillerin bir kısmını tuttu ya çatışma bölgesinde. Evet. Onlara hendek kazdırıyormuş, barikat kurduruyormuş. E, binalardan binalara geçiş için duvarları kırdırıyormuş onlara. Yani kaba işlerde kullanmış oradaki sivilleri ve kalkan olarak kullanıyor. Kalkan kendileri. olarak yani kullanıyor. Yani bu hangi Kürt halkına hizmet ya? Siz bu mücadeleyi Kürt halkının daha fazla hakları elde etmeleri için başlatmadınız mı? Bugün canlarından ediyorsunuz o insanlara. Bu mu sizin hak mücadelesi arayışınız? Yazık değil mi? 250 bin tane insan 4 ayda göç etmiş orada. Evlerini, barklarını kaybetmişler. Çocuklarını kaybetmişler. Genelkurmay açıklamalarda bulunuyor. Şu kadar terörist öldü, şu kadar insan. Yaş aralığına baktığınızda 15 ile 25 arasındaki çocuklar bunlar Rahmi Bey. Evet, teröristtir. Bunların hiçbir şekilde savunulmaması gerekiyor ama sonuçta onlar da insan evladı. Ya bu insanların bir şekilde yani 15 yaşındaki bir çocuğun engellenmesi gerekmiyor mu? HDP olarak, PKK olarak siz bu çocukları nasıl şey canlı kalkan olarak kullanırsınız? Nasıl bu şekilde hareket ederek Kürt halkının haklarını savunduğunuzu iddia edebilirsiniz? O 15 yaşındaki çocuğu öldürerek mi veya da onu canlı kalkan yaparak mı siz şey yapacaksınız? Kürt halkının haklarını savunacaksınız. Böyle bir anlayış olabilir mi? Dağdan gelen teröristler zaten e, bu YPGH diye e, gençlik yapılanması diyorlardı ya PKK'nın. Gençlik yapılanması. öne onları e, onları sürük. sürüyorlar. Tabii e, arkada e, keskin nişancı vaziyetinde kendileri kalmışlar. Şimdi yani, operasyonlardan o, çıkan çözüm sürecinden o çözüm sürecinden başka her türlü <laughs> süreci benzeyen o e, silahlanma sürecinde YPG adı verilen 15'te işte 20 yaşındaki çocuklara eğitim verdiler. Bir kısmını da kandile geziler düzenlediler. O zaman o kadar şeydi ki bunlar rutin, o kadar yani sıradan işlerdi ki otobüsleri doldurup, otobüsleri doldurup daha götürdüler. Orada yani hızlandırılmış eğitim verdiler. Çoğu doğru düzgün silah kullanmasını öğrenmeden çatışmalar şey sürüldü. Bu insanların hepsi diye. Yani o şu anda şehir çatışmalarında kullanılan büyük kısmı da ölen çocukların hepsi de o süreçte işte daha çıkmış. Kısmen işte kandırılmış. İşte biz polis devleti de kuracağız. Yeni kendi devletimizi kuracağız. Size üst düzey görevler vereceğiz şeklinde kandırılmış birçok insan. Bazı o dönemde birçok insan da yeni devlet kuruluyor. İşte biz de yani bu ranttan gerek kalmayalım, Belki yarın bir gün koltuk dağıtılırken biz de ön sırada yer alalım diye çoğu insan kendisine şey gitti. Dağa Tabii PKK'nın bir başka niyeti de bu işte 15 ile 20 arasındaki bu gençlerin çok sayıda ölmesini sağlayıp infiale yol açması toplumda. Halk bir şekilde destek vermedi Rahim Bey. Yani buna rağmen destek. Buna vermedi. rağmen destek vermedi. Onların bütün isteği halk ayaklanmasını niteli bir çatışmanın ortaya çıkmasıydı. Bugün'e kadar 30 yıllık dönemde PKK ne yaptı daha da işte pusu kurdu mayınla yol mayınlı tuzaklar kurdu. Diğer tarafta karakolları saldırdı. Bugün şehir yapılanmasına gitti artık. Şehir çatışmalarına girdi. Bunun temelindeki yatan neden de uluslararası arenada biz bakın bir terör örgütü değiliz. Biz haklarını arayan bir topluluğuz. Yani bunu uluslararası arenada kendilerini diğer taraftaki bir şey olarak bir ezilmiş halk olarak göstermek istiyorlar. Şehir çatışmalarının niteliği de o. ikinci amacı da çok fazla sivil katliamının ortaya çıkması. Ve böylece oradaki insan topyekün ayaklanmasının sağlanması. Tam da o. Bütün amaçlar o. Şimdi yeni bir plan kurmuşlar. Mart ayı planı. Nevruz öncesi ayaklanma bilmem 10 bin tane şey işte PKK üyesi hazır bekletiliyor. Türkiye'de birçok noktalarında özellikle Güneydoğu'da 10 ilçede toplu ayaklanmayı e, başlatacaklar. Mart ayından itibaren. Hani bu süreçte iki tane, üç tane yeri temizledik diyemezsiniz. Yani, yani Nevruz'la beraber öyle bir kalkışma, e, onların deyimiyle sergildan dedikleri şey, e, yani isyan edecekler, i̇syan, kalkacaklar. İsyan edecekler yani, bunun bir yani. başka bir şeyi yok. Isyan. Sivilleri de e, işte e, Nevruz diye öne sürecekler dediğin gibi. E, güvenlik güçlerinin e, yani. o topluluklara müdahale etmesini sağlamaya çalışacaklar, provoke edecekler. E, infial yaratıp Türkiye geneline bu e, kalkışmayı yaymaya niyetleniyorlar. Öyle bir planları var. Onu da konuşuyoruz ve ona da yakışıklı bir hat bulmuşlar. E, i̇şte Arap Baharı'ndan yola çıkarak Kürt Baharı filan demeye başladılar. Devletin ilgili birimleri herhalde tedbirini almıştır. Diyelim. Almıştır. Kahveni soğutma, bu cumartesi klasiğidir. Cumartesi e, <laughs> e, Sağ olsun e, Aysel Hanım bize kahvelerimizi yaptı, getirdi. E, bu arada tabii bizim her zamanki çağrımız var. Beyefendiler, hanımefendilere kahve yapıyor. E, bizim kahvemizi bizi izleyerek öğle, e, içiyorlar. <laughs> güzel, öyle içiyorlar. Öyle güzel cumhurbaşkanı söyleyebileceğimiz. Tabii beyefendilerin bazıları bize kızıyordur bunu söyleyince de. Biz zaten sürekli kızıyorlar her <laughs> siz, siz ne yapıyorsunuz? Yapıyor musunuz diye. Nasıl yapayım ben şimdi buradayım. Yani diye bir mazaret ifade ediyorum ben. De. Şeye geçelim mi bir? Cumhurbaşkanı dün Burdur'daydı. Toplu açılış yaptı. Eee ona da ana temalardan birisi de AYM'nin kararı çok etkilemiş Cumhurbaşkanını demek ki. Her gittiği yerde, her konuşmasında mutlaka bir eee AYM vurgusu yapıyor. Canlı Erdem'in bu hak itirali kararı vermesi nedeniyle. Ondan sonra bir de gerekçe yazıldı ya. Gerekçe de 33 sayfa diyor. bu Demek ki diyor, epey diyor uğraşmışlar diyor kendilerini haklı göstermek için diyor. Onun 9 sayfası da muhalefet şerhi koyanların Şimdi açıkçası Anayasa Mahkemesi şimdi e, iktidar o kadar çok kendisinden emin ki hiçbir şekilde eleştirilemez, hiçbir şekilde işte e, istemediği bir karar çıkmaz, istemediği bir adım atılmaz. O kadar küçücük bir şey hani görüşlerin tersine bir karar çıktı takdirde, toplu bir okurma karşı bir saldırı ya da bir e, cephe alma şey yapıyor. Sonuçta Anayasa Mahkemesi beğensek beğenmesek de Türkiye'nin en etkili, en üst makamlarından birisi. Diğer tarafta hani siz Erdem ve Can'ın tutuklanmasını sağlayan mahkemeyi şey yapıyorsunuz, olumlu bir şekilde kararını destekliyorsunuz. Diğer tarafta Anayasa Mahkemesi. Hata yapmış olabilir, beğenmeyebilirsiniz. Birçok konuda eleştirilecek noktası vardır. Ama bu kurumu topyekün, bunu tamamen yok etmeye yönelik, itibarsızlaştırmaya yönelik bir adım atarsanız, özellikle bu devletin en üst katmanlarındaki insanlar tarafından gerçekleştirilirse o insanlar da ister bir süre sonra gerçekten belki de çok önemli bir konuda başka bir konuda karar alacak. Karar verecek. Bundan sonra AYM'nin kararları konusundaki siz çok vicdani bir durum ortaya çıkacağını düşünebiliyor musunuz? Herkes kendisine göre yorumlayacak kararlarını. O kurumun tamamen kurumsal niteliğine yönelik bir itibarsızlaşmaya yönelik bir durum ortaya çıkıyor. Sadece değil, tamam Erdem'le e, Can'ın kararını beğenmeyebilirsiniz. Bunu bir defa söylersiniz ama sürekli bu şekilde bunu düzenli olarak eleştirmeye sürdürdüğünüz takdirde oradaki insanların bundan sonraki vereceği kararları da etkiliyorsunuz. İlk mahkemenin de e, kararını eleştiriyor bir Cumhurbaşkanı. Birçok insan tabii ki. Sen... Hani AYM'nin kararına diyor, direnebilirdi. Niye direnmedi diyor. Direnseydi her şey başka olurdu diyor. Yani her şey nasıl başka olacak onu bilmiyoruz da. Şimdi AYM'nin yapısını değiştirip... E, farklılaştırmak, daha kolay yönetilebilir, yönlendirilebilir hale getirmek için çalışmalar da başlatmışlar. Yeni anayasa çalışmaları için de Yargıtay, Danıştay, Sayıştay kaldırılıyor. AYM kaldırılıyor, Anayasa Mahkemesi kaldırılıyor. Yüksek temiz e, mahkemeleri kuruluyor. Oh oraya da hakimini sen atarsın oldu bitti. Şimdi bu bireysel... Yani anayasa, e, yeni anayasasında e, AKP'nin böyle şeyler de var. Tabii tabii. Zaten şey bireysel başvuru hakkı Adalet Kalkınma Partisi'nin e, anayasa değişikliğiyle getirildi. 2010 yılında yapılan 12 Eylül e, referandumu referandumuyla bu hak verildi. Arkasından birçok e, o kadar fazla müracaat yapılmaya başladı ki en son 2015 yılı rakamlarına göre 40 bine yakın bireysel başvuru yapıldı. Orada da gerçekten de düzenleme yapılması gerekiyor. Yani suyunu çıkar çıkuştur e, Hüseyin şimdi. Ama bunların ihtiyaç nereden doğmuştu? AYM'ye bireysel başvuru hakkı verme ihtiyacı. Avrupa İnsan Avrupa Hakları İnsan Mahkemesi'nde hatlar. Türkiye dünyada birinci sıradaydı. Yani sonradan ikinci sırada olanla da arasında ne bileyim yüzde otuz, yüzde kırk kadar fark vardı. O kadar çok başvuru oldu ki Ahim bir çare bulun dedi kendi iç hukuk düzeninizi bir, toparlayın. bir düzen verin bana dedi, bu kadar yani gelmesin bu kadar ben çalışamaz mı? hale geldim dedi. Onun üzerine bu hükümet çaresiz kaldı. Ve düzen Ay, Evet AYM'ye bir eser başvuru hakkını koydu. Şimdi burada yığılıyor. Burada yığılıyor. Şimdi bu şekilde değiştirmek söz konusu oldu. Fakat değiştirirken de ne kadarsa değiştirecek? AYM kalacak mı? Yargıtay Danıştay kalacak mı? O ayrı bir mevzu. Çünkü yani ihtiyaçlar ortaya çıktı. Yani bireysel olarak bu sadece canla erdemin davasından yola çıkarak yapılacak düzenleme belki de sistemi tamamen dinamitleyecek. Bunu biliyorsun. Bu kadar çok eğer Aym'e ve AYM'ye bireysel hak ihlali başvurusu oluyorsa bu kadar çok hak hakkının ihlal edildiğini düşünen insan da var demektir. E, Türkiye'de adalet yani sistemiyle ilgili olmadığını gösteriyor. Adalet sisteminin artık çökmüş olduğunu gösteriyor. Bu sadece bu bugüne özgü bir şey değil. Yıllardır Türk adaletine karşı bir güvensizlik ortaya çıkmış durumda. Sürekli insanlar e, yurt dışında işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi da diğer e, mahkemelerde haklarını aramak zorunda kalmadılar, mı? kaldılar. E, bugün bu son dönemde yaşanan hukuksuzlar var. Önceden de işte Güneydoğu ile ilgili birçok hak ihlalleri ortaya atılıyordu. Türkiye'de e, ne zaman yani adalet sistemi ortaya tam olarak işledi ki işlemedi hiçbir zaman. Niye? Her siyasi iktidar kendine has bir şekilde kendine yargı sisteminin kendine çalışmasını istiyor. Ya yani bu yargı sistemisiz siz bozduğunuz takdirde ileride de sizin aleyhinize çalışmaya başlıyor. Sizin aleyhinize kararlar veriyor. Yargı sistemine bu kadar oynarsanız evet. sonuçta yani memleketin de işte göstergesi o. Ali Babacan iki gün önce bütçe konuşması yapıyor. E, ekonomideki ilerlemelerin hepsini e, sağlıklı bir şekilde yürümesi için e, hukuk sistemini iyileştirmesi gerekiyor diyor. Yani Daha düşün, düşün. De buna, benzer bir açıklama buna benzer açıklamalar yapılmıştı. Yani Ekonomiden tutun da birçok konudaki şey hukuk sistemine bağlı şu anda. İstikrar istikrar diyorsunuz. İstikrarın e, sağlanması için adalet sisteminin bir şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Şimdi bu yandaş çandaş diye bizim tanımladığımız <laughs> gazeteler var ya <laughs> evet. hani göbekten e, bağlılar. Onlar e, bu e, AYM'nin e, Canlı Erdem için verdiği karardan sonra Anayasa Mahkemesi'ne dönük e, haberler yaptılar hep. E, bugünkü nüshalarında da hepsi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ı hedef almış. Efendim Zühtü Aslan ama neredeyse benzer manşetlerle, fotoğraflı, fotoğraflı. Zühtü Aslan'ın fotoğrafını koyarak. E, benzer manşetlerle şunu söylüyorlar. Efendim Zühtü Aslan e, polis akademisi başkanıyken, e, paralelcileri tespit etmek için e, bir müfettiş gelmiş, İçişleri Bakanlığı müfettişi. Ona böyle bir e, yapılanmadan haberim yok demiş. Vay FETÖ'cü AYM başkanı oldu iyi mi? Siz atamadınız mı bu adamı? Hiç. Aynı de. Bu, bu dönemde atandı. Şimdi hedef gösterildi onun üzerine gidiliyor. Oldu paralelci. Bak şimdi bu paralelcilik FETÖ'cülük öyle bir yaygınlaşmaya başladı ki trajikomik bir haber. Bir böyle çete reisi mafyavari bir abi. 30 yıl ceza alıyor. Adi suç. Mahkeme etkilerine diyor ki paralelcisiniz siz diyor. Öbürü diyor ki mahkemenize saygı da duymuyorum, kararınıza da uymuyorum diyor. İyi mi? E, trafik polisi aynı şekilde. Adam alkollü yakalanıyor. E, diğer tarafta paralelci polis diyor. E, tepki gösteriyor. Şimdi e, sevgili Ramo. Tamam ağabey, şimdi tam imam cemaat vaziyeti. Bu konu e, şimdi açıkçası e, gri bir alan, yani çok hassas bir nokta. Gerçekten de e, cemaat olarak nitelendirilen o yapıda hata yapmış birçok insan var. Gerçekten kurumsal olarak bir... E, olmaz mı? Dünya kadar çok tepki, fazla gösterdik. tepki gösterdik, hala da tepki <laughs> gösteriyoruz. Devlet içinde ikinci bir devlet yapısı olmaz, paralel olmaz. yapılanma olmaz. Ee, örgütlü bir e, hareket içinde hareket ediyorsan ve senin eğer devleti geçirmek gibi bir ede geçirmek gibi bir niyetin varsa bu suçtur. Her aklı başında Türk vatandaşının da buna karşı çıkması lazım. Mücadelenin de sonuna kadar devam etmesi lazım. Kesinlikle. Kabul. Ben ben de aynı şekilde. Bak bunu bir tarafa koymak gerekiyor. Gerçekten de bu sadece bu e, Gülen cemaat için değil. Aynı şekilde başka e, cemaatler, başka oluşumlar, başka şey. Kim varsa devletin üzerinde kendisini görüp bir şekilde yapılanmak istiyorsa onun üzerine gidilmesi şarttır. Bu Ama e, bu şekilde yani bir e, cadavu şeklinde değil. Herkes ondan sonra paralelin içini boşaltıyorlar. Bu tip davranışlar gerçekten de paralelin içini boşaltıyor. Yani mücadele haklı iken haksız noktayı götürüyorsunuz. Aynı şekilde Ergenekon olmadı mı? Balyoz olmadı mı? Gerçekten orada 3-5 tane belki de e, suçlu insan vardı. Torba haline getirip de muhalifler yönelik bir operasyon haline dönüşmedi mi? Dönüştü. Bugün kimse savunamıyor artık. E, paralel de aynı şekilde o noktaya getirildi. E, ge, hani e, Sayın Cumhurbaşkanı belki e, eleştirilerinde haklı olabilir. Tamam Haklı noktaları vardır, kendini bir lahi şeyi var, birçok dengeleri var. Başbakan da aynı şekilde eleştirir. Fakat topyekun, hükümet yakın bütün medya organlarının, AYM başkanı saldırması veyahut da ona yönelik bir e, yayın e, içinde girmesi, ister istemez bu paralelle mücadeleyi de etkiliyor. Bülent Tanış paralelce, Abdullah Gül paralelce, herkes ya, Sonuçta gerçek anlamda, bu örgütün içinde yer almış ve suç işlemiş insanlara da bir şekilde mücadeleyi de yani yıllardır zor şartlarda mücadele eden güvenlik güçleri var. Siz onları da zor durumda bırakıyorsunuz. Bu davranışlar yani sadece AYM başkanlığı hedef alarak siz yani diğer tarafta gerçekten topyekun bir mücadeleyi de etkisiz hale getiriyorsunuz. Yani bu aslında yani bu tip yayınlar çok fazla hükümete destek de vermiyor. Bir katkı da sağlamıyor. Ya hükümet zaten e, hükümet gibi değil ki. E, sanki bir muhalefet partisi gibi. Ya anlamıyorum ben bunu. bu 14 yıldır bu ülkeyi bunlar yönetmiyor mu? E, tabii. Hem kendileri yapıyorlar, hem kendi yaptıklarıyla muhalefet ediyorlar. Sonra o kendi yaptıkları, muhalefet ettiklerini ortadan kaldırmak için gerekeni yapmaya çalışıyorlar. Bir tuhaf, yani anlaşılır iş değil. AKP e, izah edilebilir bir parti değil bence. Kalan süre içinde gazetelerin gündemlerinden, manşetlerinden yola e, çıkalım dedik ama e, Türkiye'nin gündemiyle pek ilişkisi yok gibi geldi bize. Gazetelerin manşetleri. <laughs> maalesef. Şey mesela IŞİD kesti, esat kaldı diye bir manşet atmış Hürriyet. Bu ABD Başkanı ile bir, e, birkaç tane röportaj yapmış bir Amerikalı gazeteci var. Ney? Jeffrey Goldberg. E, bunu da e, bir makaleye dökmüş, birleştirmiş orada. Hepsini bütün evet. Ha, yani bir, bir yazı yazmış adam. Meselenin gereğini yapıyor. Röportajlardan çıkan sonuçları derlen. Aman orada Erdoğan'la ilgili diyor ki Obama e, dedi ki diyor şeye Erdoğan'a bir başarısızlık örneği ve Suriye'yi isikare getirecek güçlü ordusunu kullanmayı reddeden bir otoriter. Ortalık katlı ayağı Ömer Çelik dün Dehşet engiz şeyler verdi. E, demeçler verdi. E, kınıyoruz. E, güçlü bir yalanlama bekliyoruz filan falan diye. Tırnak içinde verilmedi bu diyor. Yani tırnak içinde Obama'nın sözleri değil. Gazeteci yorum yapmış demeye getiriyorlar filan ama Obama demiş bunu. Şimdi e, aslına bakarsan evet. <laughs> yaptığı değerlendirme tabii bu Üşitkesi Esat kaldı lafı bununla bağlantılı değil. Ee, yine aynı şeyi başka tarafından görmüş, Hürriyet Gazetesi manşetinde taşımış. O işte Musul'u ele geçirdikten sonra IŞİD üç tane Amerikalı'nın kafasını kesti ya, o görüntüleri yaydılar maydılar, orada karar vermiş. Esad'dan öncelikli olarak IŞİD var bizim için diye. Onun için IŞİD kesti, Esad kaldı başını atmış yani. Şimdi açıkçası yani e, Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi, e, yurt içindeki yani ülke içindeki tartışmalı AKP'ye yönelik tepkiler isterseniz bu tip davranışlar insanların sağlıklı değerlendirmesini ne şey yapmıyor yol açmıyor. Yani insanlar kaplaşmış durumda, kutuplaşmış durumda. Cumhurbaşkanına yönelik bir eleştiri yani bir başka ülkenin başkanı tarafından yapılması doğru bir şey değil. Elbette sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğru bir şey değil. Yani ne olursa olsun siz Adalet Kalkınma Partisi'ne, Cumhurbaşkanı'na veyahut da Başbakan'ı istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Konuşa, bir şekilde tepki gösterebilirsiniz ama bir başka ülkenin yöneticisinin sizin seçtiğiniz insanları bu şekilde nitelendirmesi doğru bir davranış değil. Fakat Türkiye o kadar kaplaşmış ki isterseniz bu tip sözlerden insanlar medet umar ya da olumlu karşılar hale gelmiş. Bu da ayrı bir sıkıntı. Şimdi Parti bir psikoloji Suriye'deki e, yaşanan hadiseye bakacak olursak tamam Türkiye'nin birçok konuda hatası vardır. Suriye politikası yanlıştır. Ki bunun bedelini çok ağır ödüyoruz. Hala da ödeyeceğiz. 3 milyon Suriyeli vatandaşın Türkiye'de olması dahi çok büyük bir bedeldir. Yani e, 10 milyar e, dolarlık bir harcama yapmanız çok büyük bir bedeldir. İnsanlarımızın Türkiye'deki güvenliğin sağlanamaması, birçok insanımızın hayatını kaybetmesi çok büyük bir bedeldir. Amerika ne bedel ödedi? Amerika silahlandırmadı mı burayı? Amerika Ösöy SO destek vermedi mi? Esad'ın yıkılmasını öncülük eden grubun başında değil miydi? Öncelikle e, Irak'a girerek zaten o coğrafyayı üst etti. Hala onun etti. yansımaları yaşanıyor. Şimdi de yaptığı havadan 3 tane bomba atmak. Yani son o silahların da nereye gittiği değil. PYD bugün aynı şekilde silahlandırılmasını katkı sağlayan en büyük e, ülkelerden birisi. Rusya ile birlikte ortaklaşa PYD'ye destek olmadı mı? Esad 5 yıl boyunca tahttan indirilmesi için her türlü girişimde bulunup da bugün Esad'ın hayatta kalması, iktidarın sürdürmesi için yanında olan aynı ülke değil mi? Tamam Türkiye'nin gerçekten de bir çok büyük hatası vardır. Amerika ve diğer ülkelerle birlikte hareket etmesinde, yani ÖSÜ'nün desteklenmesinde hatalar vardır. İşit nereden çıktı? ÖSÜ'nün içinden çıkmadı mı? Özgür Suriye ordusunun içinden çıkmadı mı? Şimdi kimse kimseyi açıkçası kusura bakmasın, ne Amerika ne Rusya ne diğer Almanya, yani Türkiye'den Geçliği daha suçlu ya da masum değildir yani. Sadece Türk ordusunu kullanmadı. Ne yapacaktı Türkiye? Türk ordusunu Suriye'ye sokacaktı. Çok daha fazla Mehmetçik hayatını kaybedecekti. Tabii ki onlar için önemli değil. Türk askerinden kaç kişinin ölmesi o kadar önemli değil. Zaten onun ipuçları var. Ee, Hüseyin diyor ki güçlü ordusunu, Suriye'ye istikrarı getirecek güçlü ordusunu kullanmayı reddeden bir otoriter. Şimdi bunun altında Evet e, Türk ordusunu kullanma niyeti var. Ve e, Türk ordusunun kullanılmamasından Suriye coğrafyasında duyulan bir öfke var. Yani bu hissediliyor. Ya, e, o hissediliyor. Demek, demek istiyor ki yani onun tercümesi Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye girecekti. Esad'ı işte dize getirecekti. Amerikan'ın da uğraşmasına gerek kalmayacaktı. Amerikan askerlerinin e, güvenliğine risk atmasına gerek kalmayacaktı. E, maddi olarak da para harcamasına gerek kalmayacaktı. Ölen nasıl olsa Mehmetçik. Diğer taraf Türk Silahlı Kuvvetleri personeli. Onlar için önemli değil. İ, tercümesi o. Onun için tepki gösteriyor. Yani... Ta Irak tezkeresinden bu tarafa Amerika'nın öfkesi dinmiş değil Türkiye Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bir öfkesi var. Abi bu balyozlar da Ergenekon'da bu da Ergenekon... bunun etkisi var. Bir e, tezkeredir. Bütün Miat, milat, milat her türlü şey başlangıcı bunun tezkeredir. Şimdi, tezkerenin geçmesini engel olan e, engel olarak da o, o dönemde işte Türk Silahlı Kuvvetleri görüldü. Geçmesini e, sağlamaya çalışan evet. da AKP e, desteklendi. eee Kurumlu, Kuvvetleri de işte bu yanıltıcı devletlerde işte engelleyen de tezkereyi taşındı. şey grup olarak ya da kesim olarak nitelendirir. Ondan sonra işte süreci biliyorsunuz hepimiz de. Suriye'deki e, Obama'nın açıklamasının tercümesi odur perde arkasında yatan. E şimdi insanlar işte Obama e, sayın Cumhurbaşkanı eleştirdi falan bu hani bundan bir şekilde şey e, görüyorlar. Hani olumlu bir şeymiş gibi değerlendiriliyorlar ama asıl yani e, Amerika, Almanya ya da diğer ülkeler sizin siyasi hayatınızı Türk insanı ne kadar demokrasiye ulaşmasına bakmaz. Petrol çıkarları diğer taraftaki oradaki bölgedeki çıkarlarına bakar. Ulusal çıkarlarını ulusal koruyup koruyorlar. Onlar tenisi. da haklı. O zaman Türkiye'de kendi ulusal çıkarlarını Şimdi, koruyup Yani olunacak. açıkçası e, Rahmi Bey insanlar, Türkiye'deki insanlar özellikle Adalet Kalkınma Partisi'nde tepki gösteren insanlar, Almanya veyahut da Amerika gibi ülkelerden bir şekilde hani oradan gelecek tepki ya da baskılarla bir şey oluşacağını düşünüyorlar. Tam tersine. Bakın Esad yıl 5 e, yıl boyunca Amerika gitmesi için uğraşmadı mı? Uğraştı. Bugün de kalması için uğraşıyorlar. Onlar için yani esat olmuş veya bir başka insan olmuş. Önemli değildir. Diktatör olmuş. Halkına baskı uygulamış. Önemli değildir. Önemli olan petrol kaynaklarıdır. Evet. Ülke çıkarlarıdır. Ülke çıkarlarıdır. Evet. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ha siz gerçekten siyasi anlamda bir tepki ortaya koyacaksan sandık var. Gider oyunu verirsin. E, verirsin. Muhalefet partileri bir araya gelmez. Hükümet kurulmaz. Senin istediğin hükümet oluşmaz. O ayrı mesele. Ama Amerika'nın Almanya'nın yapacağı bir şey yok. Bakın Yıllardır biz Almanya işte Adalet Kalkınma Partisi'ne tepki gösterdiğini bilmem ne yaptığını düşündük. Mülteci sıkıntısı ortaya çıktı. Almanya siyasi hayatını tehlikeye atacak şekilde Merkel yanında durdu. Yanında durdu. Türkiye'nin tezlerini. Ya insanlar o kadar şey ki yani zannediyorlar ki Almanya, Amerika veya da Türk insanının demokrasi ulaşması için çok daha fazla katkı sağlayacak. Yani onların yanındaymış gibi bir hava oluşuyor. Geçiyordu, Tam tersi. Şey yaptım. geçin onları ya. Geçin. Adam ülkesindeki Bugün. mülteciyi verecek parayı Türkiye'ye atacak. Yani onun peşinde. Onun peşinde. Ha. Onun peşinde. Ya Obama'nın nasıl Türk ordusu niye Suriye'ye girmedi? Yani niye hayatını e, orada şey yapmadı, riski atmadı? Ben niye uğraşıyorum Türk ordusu varken? Bu yani bütün e, demek istediği bu. Evet. Satır arasında o gizli. Satır arasında o. Ee, bu arada ben müjde haberi paylaştım. Senin <laughs> için de çok önemli olabilir. Ee, Yedi Tepe Üniversitesi kelleye ve saç beyazlamasına çare bulmuş kardeşim, kurtardık. Biz... Krem varmış, sürüyormuş, geçiyormuş. Bizim arazi geniş. <laughs> Bu saatten sonra bir şey yetişmez artık orada. Vallahi yaklaşık bir buçuk ay sonra piyasaya sürülecekmiş. Ee, Yedi Tepe Üniversitesi'nin kurucu başkanı Bedrettin Dalan duyurmuş. Bu arada Bedrettin Dal'ın davası ne oldu? Hiç onu takip etmedik değil mi? Şimdi Ergenekon'la ilgili dava tamamen bitmedi. Yargıtay yaşamasının devam ediyor. O demokrasinin kılıcı gibi bir şekilde şey yapıyor. Yani insanlar e, nasıl diyorlar ki yani beraat ettik falan. O dosyalar her an açılabilir şeklinde bir şey var. Öyle e, sürdürüyorlar. Ya Birçok insan şimdi içeriden çıktı o 17 Aralık sürecinde ama e, tamamen sonuçlanmamış da. Ergenekon'u bağlıyoruz falan. Onlar devam ediyor yani şey yapıyor. Ya bir ek delilde bir şeyler o açabilirler yani. Ya yani bu yargı sistemi bu şekilde devam ettiği sürece hiçbir zaman insanlar yani e, önüne göremezler. E canlı erdemle ilgili Aynı de öyle bir yani e, iddialar var. Mahkeme e, işte e, bir yeni delil bulup ya da yani artık ek yaratır teper, demek istemiyorum. E, yaratıp demek istemiyorum. İşte yeni bir e, iddianame, yeni bir dosya e, tekrar tutuklu yargılanma yolu açılabilir yani. Türkiye e, öyle olabilir. öyle haberler de var. Maalesef. Yani olmaz diyemiyorsun. Peki e, şimdi PKK'ya 3 bölgede yeni operasyon başlıyor. E, bunu e, konuştuk. Fakat ilçe ile ilgili Şırnak Merkez, Nusaybin ve Yüksekova ile ilgiliydi bu. Bir de kırsalda e, PKK'nın faaliyetleri var. Galiba Türk Silahlı Kuvvetleri ön alıyor ki Ağrı'dan e, Ağrı dağı Tendürek Dağı eteklerinde bir operasyona başladılar mağara maara geçiyorlar şimdi sence PKK'nın Kandil'deki varlığı kalmış mıdır hala yoksa Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere kantonlara gidip yerleştiler, oldular YPG mi çünkü oradan sızmaların olduğu şeklinde de bilgi var bir de yani Nusaybin onun için yüksek olma bunlar sınır, sınır, sınır geçiş noktaları ha geçiş, geçiş noktaları. noktaları onun için o tarafa mı yönlendiriliyor acaba Şimdi bu son dönemde çözüm süreci açıkçası çözüm süreci çözüm süreci diye bizim başımıza dayatanlar, Suriye'deki bir şekilde PYD'nin ayaklanacağını de karşı hareket edeceğini savaşacağını biliyorlardı. O süreçte özellikle Kandil merkezde PKK unsurlarının büyük kısmını PYD'ye kaydırdılar. Yani Suriye'de IŞİD'le çatışan grupların büyük kısmı yine PKK üyelerinden oluştu. PYD'ye destek verdiler Bunu herkes biliyor. Tabii canım Amerikan gözlemci mi ne temsilci mi biri geldi ya o PKK'lı. Tam yani şimdiki PYD'liyle plaket alışverişi yaptılar. Plaket alışverişi her yani türlü alışveriş yapılıyor. O teröristin kimliğinden zaten ortaya çıktı ki adam PKK'lıymış. PKK'lı aynı şey şimdi hem Türkiye'de hem de Suriye'de çatışamayacağı için PKK militanların büyük kısmını PYD'ye kaydırdılar o dönemde. şimdi o Suriye'deki çatışmaları büyük ölçüde geri hatta ateşkes falan deyip durdurdular. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Onların planı artık e, bahar aylarından itibaren hem kırsalda hem şehirlerde güçlü bir şekilde e, eylemlere başlamak. Türk Silahlı Kuvvetleri de ister istemez hem kırsalda hem de şehirlerde mücadele etmek zorunda kalacak. Hı hı. Yani e, Bunun sonucunda bir de romantik bir isim takmışlar. Biraz önce söyledim. Kürt Baharı. Kürt baharı Sanki bugüne kadar yapılan e, baharların hepsi Türk baharıydı Her defasında... Her baharda mutlaka eylem başla, süreci başlıyordu. Ya ayrıca Nevruz e, gerçekten Türk baharıdır yani. Türk baharıdır sonuçta. <laughs> yani, yani öyle bir şey de var. Adam yani. Nevroz yaptılar, W ile yazdılar oldu Kürt baharı. Demirci hava efsaneleri uyduruldu bilmem ne filan. Bildiğin Türk bayramıdır. Türk Cumhuriyetleri'nin de resmi tatildir. Havaalanlarında bile... E, Onu bile süsterler. sahip çekemez hale geldik. Ya. Yani evet sahip ya. Sahip çıkamıyorsunuz. Yani. Türk, Nevruz, Türk Nevruz bile gitti elden. bir şekilde şimdi... Valla şimdi e, Cumhurbaşkanımızın bir müjdeli haberi var. Onu bulmaya çalışıyordum bakarak e, şeylere. E, yeni bir, e, bir ilişinde yeni bir Güneydoğu inşa edeceğiz dedi. Temizlenirse? Bunun hazırlıkları, projeleri yapılıyor. Yani hangi e, Güneydoğu? Nereye yap <laughs> yapacak? Yıktı, şimdi tekrar yapmaya çalışıyor. Bu mümkün mü? Yani bu bu nasıl bir şeydir? Sonucunda devletin e, başıdır Cumhurbaşkanı söylediklerinin yapılması lazım ya da yapılabilecekleri söylemesi lazım. Bir yılda hangi güneyde o <laughs> yapılacak? Şimdi eğer e, kastettiği imar anlamındaysa yapılır. Eğer e, altyapıysa yapılır. Birçok şey yapılır da ama güvenlik sağlanmadığı sürece orayı e, siz bina e, dikseniz de ertesi gün yine yıkılır. 3 ayda suru temizlenir. 3 ayda, ayda, ayda ancak temizleyebilirler evet. suru. E şimdi Yüksekova, Nusaybin, Cizre, Hakkari, bilmem Şırnak. Hepsi, yani hepsi. Yani bir dünya ilden ve ilçeden söz ediliyor. O kadar yerleşmiş bir durumda PKK burada. Sur sadece Rahmi Bey. Sur'da yaklaşık 8 bin tane konutun tamamen elden geçirilmesi söz konusu. Yani ilk hesaplamalara göre maliyet bunun 4 milyar lira. 4 katrilyon lira eski parayla. 4 katrilyon lira. Şu anda 3 aylık bir maliyeti Sur'un yeniden inşa edilmesi 4 milyar lira. Bunun diğer ilçelere, illere yayıldığını düşünseniz de. Bunun ekonomik bir de şeyi var. Maliyeti var. İster istemez bir de güvenlik unsurları var. O, o, o bölgede biliyorsunuz belediyelerin hepsi de HDP'li şeylere başkanlara ait. Siz ne kadar yapabileceksiniz? Bu unsurların tamamını hepsini temizlemeniz mümkün değil. 30 yıldır, 33 yıldır temizlenmemiş de 3 ayda mı temizlenecek? Bu bir süreç işi. Belki 5 yıl 10 yıl geçecek bu tekrar yaraların sarılması. Siz sonuçta suru ateşkes artık sağlandı, temizlendi diyorsunuz. Aynı gün şehit veriyoruz. Aynı gün çatışma çıkıyor. Ya. Hem de e, vali yardımcısıyla emniyet müdürü surda inceleme yapmak için geldiğinde çatışma çıktı. Çatışma çıkıyor. 8 terörist öldürüldü bir mahsendeydiler yani. Bu temizlendi. Temizlendi deyip, hali. E, incelemeye geliyorlar. Ya aynı şekilde yani e, yaralılar var. O gün yine e, şehit haberleri e, geliyordu sonuçta bölgeden. Hani temizlendi dediğin zanda dahi yeni çatışmalar, yeni unsurlar, yeni hücre evleri çıkıyor. Bu kolay değil. Siropli'de hasar tespit çalışmaları 10 günde tamamlanabilmiş. Bak, hasar tespit çalışmaları. Şimdi öyle bir hale geldi ki e, operasyon yapılan e, ilçelerdeki o mahalleler çatışmaların yoğunlaştığı yani o evler artık ısıya gidebilecek, iki tamiratla oturulabilecek değil, hale değil. gelmesi mümkün değil. O mahalle yıkılacak. Yeniden inşa edilecek. Ya yeniden inşa edilecek ya da orayı park yapacaksın kardeşim. gidip şehrin e, uygun bir yerine yeni kent inşa edeceksin. yeni mahalle inşa edeceksin. Bunu da TOKİ'ye havale etmişler yine e, Toki o şey kibrit kutusu gibi şeyleri var ya binaları. <laughs> onları yine şeyin kenarlarına falan e, diker. Ama bu e, yeniden ıslah, e, yeniden e, tadilat, tamirat, yeni bir güneydoğu anlamını da taşımıyor yani. Şimdi o bölgenin şimdi insanlar 250 bin insan göç etmiş. Bir kısmı zorla göç ettirilmiş. Türk nüfusuna yönelik baskılar var. İnsanlar zaten kaçmak istemiş. Arabasını, evini bilmem ne yok pahasını satmış ya da devretmiş. Satamamış. Satamamış. Yıkılmış, gitmiş bakmış evinde hala hiçbir şey kalmamış, yağmalanmış. Ya o durumdaki insan mesela Mersin'e gidiyor, terörden kaçıyor. Ee, kira yardımı yapacağız dediler ya, evet. gidiyor işte geldiğinin valiliğine müracaat ediyor. Diyor ki e, ben terörden kaçtım buraya geldim, kira yardımı yapacaktınız yapın. İşte burada da şöyle bir ev buldum. Onun tavan, taban rakamları falan var, o e, sıkıla da bir yer buluyorlar. Ne diyor biliyor musun valilik? E, senin evin görünüyor tapuda diyor. Görünüyor tamam da bir görünüyor var. kardeşim Cizre'de adamın evi yıkılmış gitmiş terörden yani çatışmalar sırasında. Evin görüldüğü kira yardımı yapmıyorlar. Şimdi bunu nasıl düşünemez bir hükümet yani bir, bir icra? İşgüzler artık oradaki şey. E şimdi az hasara 10 bin lira para verecekmiş. Bak rakamları da vereyim de üzerine azıcık konuşalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı 72 kişilik 23 Ekim'in çalışmaları sürüyor. İlçede 342 bina ve işleriyle iki camide ağır hasar. Ağır hasar dediği oturulamaz hali. Oturamaz. Ha. E, 342 bina ve işleriyle iki cami. 6352 bina ve işleriyle 17 kamu binasında hafif hasar. Hafif hasar dediğin de fotoğraflarından görüyoruz. 27 binanın tamamen yıkıldığı tespit edilmiş. Şimdi az hasarlı e, tespit yapılan binaları 10 bin liraya kadar Bak 10 bin liraya kadar. Belki gelecek diyecek ki seni camın kırılmış al sana 100 lira. Tamam mı? 10 bin liraya kadar diyor çünkü. Bu ödemelerde mermi isabet eden sıvası dökülmüş binalar onarılacakmış. Ağır hasarlı binaların yenilenmesi için yıkımına e, başlanmış. Yıkıyorlar. Vatandaşlar alınan e, vakıfat ağır hasarlı binalar devlet tarafından yıkılıp devlet tarafından yeniden yapılacak. Peki orada arada onlar ne yapacak? Çadırlarda kalacak. Yok mu? Ya da komşularını, akrabaların yanına gidecek. 250 bin tane yani o da e, tahmin edilen, bilinen bir rakam. Bundan sonra diğer ilçelerde sürekli göç başlıyor. İşte Yüksekova'dan göç başlıyor, diğer tarafta göç başlıyor. Bu silopi sadece. Sadece silopi. Diğer taraflara ne olacak? Birçok da ayları ile birlikte bu çatışmaların artması bekleniyor. O ilçelerden, o illerden göç eden insanlar ne yapacaklar? İkinci bir Suriye mültecileri gibi yeni bir şey durum mu ortaya çıkacak? Bu kadar insanı nerede barındıracaksınız? 250 bin e, nüfusdan bahsediliyor. Güneydoğu'daki insanların büyük yani milyonlara ulaşabilir. Ya şırnak'ta e, pazar günü işte yarın e, sınav var. Üniversite e, ne o bilmem ne sınavı. YGS, Onun YGS. da adını üniversite değiştirdiler ya. ya. Yani sürekli bizim zamanımızda ha, tek bir hani, sınav var. Ya. <laughs> Ona çocuklar şırnak'ta giremiyor. Giremiyor. Çevre e, illere yollamışlar. Çevre illerde de Kalacak, barınacak yer konusunda çocuklar sıkıntı çekiyorlar. Bir de o ortamda nasıl hazırlandı bu çocuklar üniversite sınavında? Silah sesleri geçtiğinde ders çalışıyorlar. Bunun yansımaları çok. Yani orada iki tane e, teröristle çatışmaya girildi. E, i̇şte bu kadar terörist öldürüldü diye rakamdan ibaret değil iş. Çok daha farklı e, boyutu var. Herkes de bu boyutun farkında herhalde. Peki Hüseyin Özay teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Rahmet. Yöndemi değerlendirdik sağ ol. Sana kolaylıklar diliyoruz ol. gün içinde de. Sevgili seyirciler basının gündemini burada noktalayalım. Gün içinde haber programlarla, haber bültenleriyle ben karşınızda olacağım. Hoşçakalın.